Evet arkadaşlar, 18 Kasım, 22 Kasım haftası ile ilgili finansal piyasalardaki enstrümanlar hakkında detaylı bilgi vereceğimiz yayınımız başladı. Evet, Borsa İstanbul'la başlayalım. Ana sistem, Borsa İstanbul'da ana sistem tarafında henüz daha bir al üretmedik. Yani fazla iyimser yorumlar okuyorum. Bunun için henüz erken, bence çok acele edilmemesi gerekir. Piyasa şu anda halen daha güvenilir değil. Bu anlamda önümüzdeki çarşamba sonrası özellikle 9500'lerin üstünde yer almayı başarırsak Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü bir miktar daha güvenilir piyasa oluşumu ve yukarı fiyatlama görebiliriz diyelim. Ana sistemden sonra paradigma modülünde baktığımız zaman işte ana desteğin henüz daha altına geçemedik, üstüne geçemedik. 9670 puan. Sadece bunun adına tepki diyebiliriz. Dolayısıyla 9670'ler yukarıda önemli direnç. 9500 üstü kalıcılık önemli. Borsa İstanbul'un güçlenmesi açısından bu iki rakam gerçekten büyük önem taşıyor. Evet, Borsa İstanbul'da önümüzdeki hafta kritik seviyeler şu şekilde olacak. Tüm haftayı 9491 üstünde geçirmemiz lazım. Aşağısına fiyatlama olmaması gerekir. Dolayısıyla eğer iyi bir fiyatlama borsada yükseliş göreceksek eğer yukarıda 9491 puanın üstünde fiyatlama olması gerekir. Tam ters negatif senaryoda da 9287 geçilmeden borsa düşmez diyelim. Bu alan eğer aşağıya doğru kırılırsa 9287 düşüş 9183'e kadar yavaş ritim sürebilir. Fakat 9183'ün de altı tamamen negatif olup tüm 2 haftalık tepki sürecini negatife çevirecek seviye olacak 9183 puan. Umarım 9491 üstü tüm haftayı geçiririz ve yukarıda hedeflere doğru giderek günlük bazda da al bekle moduna geçebiliriz. Eğer bunu yapabilirsek gerçekten Borsa İstanbul'da ilk önce 10.400'lere doğru bir yükseliş bandı oluşur ki bir üstte 10.927 var ve bir üstte de 11.701 var hedef bölgeleri olarak. Evet, geçtiğimiz hafta Anadolu Hayat paylaşmıştım. Geçtiğimiz haftaki videoda 84 TL ile birlikte bu hafta maksimum görülen değer Anadolu Hayat tarafında 92.80 oldu yaklaşık olarak. %10'luk bir prim burada oluşmuş oldu. İyi bir haftaydı gerçekten. Anadolu Hayat tarafı da %10 prim üretmiş oldu diyelim. Evet, Astor tarafı 65 lira 97 lira arasında iyi bir tepki süreci. Tepki diyorum, henüz daha burada trend oluşmuş değil. Dolayısıyla önemli bir çalışma yaptı. 96.50'lerin üstünde burada özellikle 1-2 gün kapanış görürsek ilk pozitif bölgeye geçip momentum kazanacak hisselerden bir tanesi Astor tarafı olacak. 96.50 üstü kalması çok önemli. Kalamazsa burada karar anı, kar satışları burada özellikle 87 ve 82 TL'ye doğru bir geri çekilme alır ki 96.50 üstü tamamen pozitif bir fiyatlama oluşturacaktır diyelim Astor tarafında. Evet, bu hafta yine hacimsiz bir kağıt ama piyasada özellikle taramalarda en güçlü hisse senetlerinin arasında çıktığı için paylaşıyorum. Paylaşırken de mutlak stop seviyesini her zaman belirtiyorum. Çünkü tek yöne bir analiz olmaz arkadaşlar. Dünyada bir sürü gelişme olabilir ve baştan ne kadar kaybedeceğini bilmezsen eğer hiçbir zaman günün sonunu ve yılın sonunu iyi bir şekilde getiremezsin. Bu anlamda stop seviyesi mutlak ilk bakılması gereken bölge olacak. Eğer Sun Tekstil tarafında 26.70'in altına anlık geçiş olursa, yani bakın burada kapanış demiyorum, anlık geçiş 26.70'in altına stop burada bu işlem stop olur. Dolayısıyla eğer 26.70'lerin altına geçmediği sürece de haftanın özellikle bir iki gününde güçlü olmasını beklerim. Ve 31-36-32 TL arasına doğru bir hareket burada gözlemlenebilir. Kapanış rakamı burada
28-10, 31 lira %10 civarında bir skor elde etmeye yetecektir diyelim Sun Tekstil tarafında. Evet, Viyop tarafında da özellikle ayı piyasasının ilk başlangıç noktasıydı burası. İlk destek noktasıydı, ilk support alanı ve bu anlamda da 9.950'lerde başlayan tepki sürecinin yukarı doğru 10.900'lere kadar ulaştık. Önümüzdeki hafta ile ilgili özellikle Viyop tarafında 10.900'lerin üstünde fiyatlaması, eğer yükseliş burada göreceksek eğer yukarı doğru fiyatlama burada şart olacak. 10.900'ün altında kaldığı her an stres yüksek olur. Aşağıya doğru bir düşüş görülebilir. 10.900 çok kritik. Eğer üstünde kalırsak da yukarıda 11.634 ve 12.263 ana destek bölgesine doğru piyasa güçlenmeye devam edebilir. Mutlaka 10.900 üstü kalıcılık burada şart olacak. Evet, Twitter'da da paylaştım. Bitcoin tarafı özellikle supply alan etrafında piyasa takıldı arkadaşlar. 9.770 puan. Bitcoin tarafında özellikle bu alan Cuma'dan beri sıkışma bölgesi oluşturdu. Fakat hafta sonu sakin geçirdi Bitcoin tarafı. Şu an itibariyle de fiyatlama 90.600 civarında. Fakat 91.700 bölgesi çok kritik. Eğer üstüne doğru bir geçiş olursa çok hızlı bir 101 bin fiyatlaması gelebilir. Bunun için aktif olacak rakam 91.770 üstü olacaktır Bitcoin tarafında. Eğer geçilmezse 91.770 puan civarı. Aşağıda order bloklar var. Çok kıymetli alanlar oluşmuş durumda. Order blok 83 bin ve order blok 78 bin alanı gerçekten büyük yatırımcıların da o alanda fiyatlara eşlik etmek için sabırsızlandığını söyleyebilirim. Önemli bölgeler Bitcoin tarafında. Evet, ons altın tarafında özellikle ana destek bölgesi geriye doğru şu alan 2590'lar benim de burada alım denediğim bir bölgeydi. 2590'dan 2619'a kadar tepki verse de 25 ilk hedefti, 25'in yakınlarından aşağıya doğru döndü. Oldukça sert bir dönüş oldu. Sentiment algoritması da özellikle 100 değerinin aşağısına doğru geçti ve fiyat da burada 2590 desteğini kırmış oldu. Ve şu anda sentiment 83, fiyat 2562'lerde, ons altın tarafında 2590'ın altında kaldığı sürece negatif. Tekrar üstüne geçersek burada pozitif fiyatlama başlayabilir diyebiliriz. Evet, gümüş tarafında da ana desteğin altı 31 dolar kırılımı ile birlikte fiyatlamanın 29.78 bölgesine kadar gerilediğini gördük. Dolayısıyla burası da belirsiz alan. 31 doların üstüne çıkmadığı sürece gümüş tarafında da düzeltme devam edebilir diyelim. Evet, İsveç Stockholm borsasında da özellikle geçtiğimiz hafta beyazın etrafındayken ana destek burada kırıldı, bu olumsuz. Şu alan sapma ve sıkışma bölgesi 2493'ün kırılımı İsveç borsasında 2381'lere kadar değer kaybı oluşturabilir. Zaten ana destek bu noktada kırılmış durumda. Dolayısıyla 2543 geçilmediği sürece burada düşüş yönü hakim olacaktır. 2543'ün üstü nispeten bir miktar pozitif diyebiliriz. Evet, Amerikan borsası Dow Jones endeksinde de Trump'ın kazanmasıyla birlikte maksimum seviye 44.625'ler görüldü. Bir miktar kar satışları burada gelmeye devam ediyor. Fakat henüz daha sentiment algoritması 150'nin üstünde kaldığı sürece de gücünü koruyacaktır. Fiyat bu alanda yukarı doğru long breakout, kopuş noktası tekrar aşağı geçilmediği sürece burada bir düşüşten bahsedemeyiz. Dolayısıyla önümüzdeki haftanın 1-2 günü bu fiyatlama alanı içerisinde 150 değeri kırılırsa aşağıda 42.200'lere doğru bir düzeltme
alabiliriz Dow Jones tarafında diyelim. Evet arkadaşlar, önümüzdeki haftaya dair yol haritamızı paylaşmaya çalıştık. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum arkadaşlar. Yeniden görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.